Ya bu ışık da çok şey değil ya. Kamerayı açıp da gerçekten şöyle küçük Hüsamettin gibi mi yapsam? Kapıyı da şöyle kapatayım, ha böyle daha iyi oldu sanki. Ama tuvalete de görüyorsunuz da yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok yani, yok yok yok. Işık ne kadar fark ediyor bak, burada daha iyi. Şunu taksam daha mı havalı duruyorum? Aloha. Üçüncü gün mü oluyor bugün? Ben ne zaman geldim? Her şey birbirine karıştı. Şurada bavulumu görüyorsunuz. Şimdi çıkacağım, bahsedeceğim size. Bugün ben ne zaman geldim gerçekten? Dün pazardı, ayın 4'üydü. 3'ü cumartesiydi. Evet, ben demek ki cuma günü uçağa bindim. Cuma günü uçaktaydım, yani uçakta uyudum. Cumartesi burada uyudum. Cumartesi bir alırsak dünü 2, o zaman evet bugün 3. gün oluyor. Matematik hesabımız burada sona erdi arkadaşlar. Tüpitme bakayım. O zaman tekrardan 3. günden aloha diyorum. Şimdi dün Coldplay konserine gittim. Aslında aşağıda şimdi birazdan check-out yapacağım. Burada 2 gece kaldım. Bugün çıkacağım. Yani çok memnun kalmadım otelden. Böyle alarm falan çalıp duruyor. Söylüyorum, hani dün söyledim bakar mısınız diye. Tamam dediler, yapmadılar. İşte taksi konusunda yardımcı olur musunuz diyorum. Tamam diyorlar. Taksi yok diyorlar falan. Böyle zaten 2 gün için ayarlamıştım. Şimdi bugün başka bir otele geçeceğim. Normalde planım ya Pattaya'ya ya da başka yerlere gitmekti. Aslında Pattaya'ya gitmek istiyordum. Hani 2 gece en azından kalayım diye. Buraya da Bangkok'tan 2 saatmiş. Ama dün bir baktım, orada böyle hep gece hayatı var. Hani anladığım kadarıyla da gece hayatını sevenler gidiyor. Bugün hani o sizi uçakta tanıştığım, sonra burada bir hafta kalacak olan, onunla geziyorum dediğim Spencer var ya. Benim minik arkadaşım diyeceğim çünkü benden küçük olduğu için. Ona bir soracağım, o Pattaya'ya çünkü gidecek. Eğer böyle hani hep gece hayatı, hani böyle dolu doluysa, hani gündüz öyle yapılacak çok bir şey yoksa da gitmek istemiyorum açıkçası. Ama belki giderim çünkü buraya yakın. Onun dışında Chiang Mai diye bir yer var. Oraya gitmek istedim aslında ama bir baktım, ben yakın sanıyordum. 8,5 saat arabayla, uçakla 1 saat 15 dakika. Belki bir delilik yapıp yarın oraya gider miyim? İnanın şu anda çok belirsiz ama bak yine alarm çalıyor, görüyor musunuz bak. Sinir oluyorum. 12'de başlıyor. Ay gerçekten gıcık oluyorum. Dün hani şuna bakın dedim. Tamam dediler. Yok yani hani bu otele mi özgü yoksa Taylandlılarda da böyle tamam tamam deyip geçiştirme var mı anlamadım. Neyse. Sorun yok. Bugün işte bir otel ayarladım. Yarın nerede kalacağıma bağlı olarak bakacağım durumlara. Zaten artık sizi de yanıma alacağım. O yüzden beraber yaşarız ne yaşayacaksak. Başka yine mi bir alarm sesi geliyor diyorum. Şimdi otelden çıkmadan önce aslında aşağıda sizinle konuşayım dedim. Hani lobideyken böyle açayım kamerayı dedim ama sonra orada belki çok ses olur, rahat konuşamam diye hemen odadan çıkmadan sizleri şöyle bir güncelleyeyim istedim. Güncelleyeyim. Aynen. Dün Coldplay konserine gittim arkadaşlar. Yani gerçekten ağlamak istiyorum. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Instagram'dan bu arada takip ediyorsanız, şuraları bir yerlere koyacağız. Storylerde bolca paylaştım konserden görüntüleri. Ve Chris Martin, yani sen bambaşkasın. O story'de de bahsettim ama Instagram'dan takip etmeyenler için burada da dile getirmek isterim. Pandemi zamanında o en zor dönemlerde Chris Martin canlı yayın açardı Instagram'dan. Ve böyle artık gerçekten ben delirecek gibi olurdum bazı hani o pandemide. Hani evde kalmaktan, evde oturmaktan falan. Ve o hep şey derdi, hani Coldplay'in solisti Chris Martin. O hani böyle umut duymayı bırakmayın. İnanın işte bugünler de geçecek. Yine bir olacağız, yine birlikte olacağız. Böyle hep piyano çalardı, hani müzik yapardı. Ve gerçekten yani bence Chris Martin'in şöyle bir özelliği var. Bazı insanlar bir şeyleri söylediğinde o size gerçekten geçer. Hani o samimiyet ya da o neşe dolu hal, o çocuksu hal. Bunu kelimelerle aslında ifade etmem çok kolay değil ki ben Coldplay fanı falan değildim. Ama o kadar etkilendim ki böyle o yayınlarından özellikle.
Sonra bu konser aklımdaydı ve kendime doğum günü hediyemdi. Ve aylar öncesinde almıştım. Hatta Ağustos ayında Amerika'dayken almıştım, hatırlıyorum. Öyle geldim, muhteşemdi. Yani vlogda da bu arada telefonu yanıma aldım. Kamera yasak demişti. Karşılaştığım birisi hani kamera alma dedi. Bir gün önce de, çünkü iki gündü konser, bir gün önce gitmiş o kişi. Neyse, sonuç olarak telefonla görüntüler çektim. Zaten şimdi görürsünüz siz de böyle. Çok kısa da olmasını istemiyorum. Birkaç dakika boyunca hani onları izlemek isteyenler izler. İzlemek istemeyenler de hızlı hızlı atlar. Siz bilirsiniz ama gerçekten çok etkileyiciydi. Hatta ben ayaktaydım. Bir daha gitmek istiyorum bu dünya turnesindeyken, daha bitmemişken. Oturarak bir de izlemek istiyorum. Stadyumdaydı. 100 bin kişi ya da 100 binden daha fazla kişi vardı. Ve gerçekten hani çıkışta nasıl döneceğim diye böyle dert ediyordum. Çünkü zor dönüleceğini de biliyorum. Bangkok inanılmaz trafikli. Yani böyle bu, hani İstanbul falan hiç trafik yok. Gerçekten İstanbul'u hani daha önce gördüğünüz her yeri unutun. Ben bunu bir Hindistan'da gördüm, bir de burada gördüm. Bangkok'u bu arada ben sevmedim genel olarak, onu da söyleyeyim. Ve bu arada şunu da sormak istiyorum size, ben not alacağım yine. Ama Bangkok'la ilgili bir video çekmemi ister misiniz? Yani lütfen videonun altına evet ya da hayır ya da bana yorum yazın ki hani çekeyim mi çekmeyeyim mi? Çünkü notları hazırlayacağım ve bu videoyu bekleyeceğim. Eğer çek kardelen merak ediyoruz derseniz, Bangkok'la ilgili düşüncelerim, deneyimlerim, tecrübelerim, burada size ne önerebilirim ya da ne önermem, bunları anlatabilirim arkadaşlar bir videoda, ama bu videonun yayına girmesini bekleyeceğim. Yine bıdı bıdı konuştum. Çok uzun bir vlog olmasını istemediğim için belki 2-3 vlog olarak böyle bunu yayınlarız. Bakalım artık nasıl olacak. Öyle arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağım bu arada? Ha neyse, şunu diyordum bak, o yarım kaldı. Dönüşte nasıl döneceğimi falan böyle dert ediniyordum. Sonra bir baktım böyle insanlar var. Yani adamlar var, Taylandlı. Motosikletli, hani üzerlerinde turuncu bir şey vardı ve pazarlık edenler vardı. Oradan anladım. Ben de sordum hani beni götürebilir misiniz falan diye. Tabii ki dedi. 400 bahtı anlaştık hatta. 100 baht 3 dolar. Oradan hesap edin isteyenler. Neyse ama iyi bir fiyattı. Çünkü 2000-3000 baht isteyenler olmuştu. Hani taksicilerle konuşmuştum daha sabahtan dün. Öyle döndüm. Yani motosikletle döndüm. Aman siz buraya gelince sakın motosiklete falan binmeyin. Bayağı tehlikeli. Kask falan vermiyorlar. Bazılarının motosikletlerde aynaları bile yok. Yani benim bindiğimde 2 ayna yoktu. Gerçekten tehlikeli, yapmayın diyorum ben size. Ama benim başka çarem yoktu yani, hani dönmem gerekiyordu ve o kalabalığı da göreceksiniz zaten, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Neyse, evet artık ben çıkayım. Bugün ne yapacağız bakalım. Daha uzatmayayım ben bu konuşmayı. Görüşürüz, keyifli seyirler. Şimdi yeni bir odaya geldim. Burada bir gece kalıyorum. Kalıyoruz. Daha önce kaldım. Yani bir önceki otelde biliyorsunuz ki king size bed. Böyle iki kişilik yatak yerine tek kişilik yatak seçmiştim. Bugün birazcık rahat edeceğimdir. Sonra şöyle bir banyomuz var. Çok güzel bence. Yani size odayı göstereyim istedim. Yarın büyük ihtimalle başka bir yere geçeceğim. Hatta belki beraber gideceğiz Amerikalı arkadaşımla. Bakalım. Böyle burası. Evet, bir gece buradayım. Şimdi bir yerde kahve içeceğiz de, Piccolo Latte 100 baht yani 3 dolar. Şöyle. Şimdi şurası var ya, bakın size gösteriyorum. Şu Open House diye bir yer varmış. Time Out'ta yazıyordu. Bunu görmüştüm dün, gitmek istiyordum. Kahve aldım. Hala buradayız.
Adı ne artist? What? You don't wanna be my vlog ever? No, I need to get the hurry. Oh, hurry? Okay, bir dakika. Şimdi Chiang Mai'a yarın gidiyoruz. Uçak biletlerini ayarladık. Yerde ayarlamamız gerekiyor. Bakalım. Büyük ihtimalle ya Airbnb tutacağız ya otel, bakalım işte. What? Ama yani o bana böyle bakınca, ben konuşamıyorum yani. Bir de vlogda olmak istemiyorum diyor. Ya böyle olunca ben geliyorum arkadaşlar. Vloglara çıkın. Bir arkadaşınız vlog çekiyorsa gelinmeyin yani. Ne diyeceğim size? Şimdi oraya gidiyoruz. Saat neredeyse 4 oldu bu arada. 3.30. Bakalım böyle geçiyor bugün. Buranın mangoları böyle bu arada. Daha büyük yani. Şöyle size de göstereyim istedim. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Yine Bangkok'tayız tabii ki. We are. Yeah, thank you. It's okay, no worries. Spencer, say hi now. Hi. Burası da bir alışveriş merkezi. Şimdi bir mağazaya geldim. Ama o kadar güzel şeyler var ki, bakın göstereceğim size. Öldüm ya, çok güzel. Baksanıza şunlara. Şuna bakın hele hele. Çok güzel değil mi? Çocuk mağazası bu arada da yani, bardaklar falan da var. Şöyle. Şu bardaklara bayıldım. Şöyle.
Aloha. Ay daha sesim açılmamış gerçekten. İlk defa sizinle konuşuyorum. Hemen çıkacağım. Saat 10.30 değil mi? Bakın. Evet, tam olarak 10.30 saat. Görüyor musunuz? Ve burada böyle yakınlarda bir coffee shop var. Hatta ilk geldiğimiz gün yani cumartesi miydi? İşte gitmiştik ya Ekin House diye. Buraya 3-4 dakika uzaklıktaymış bugün kaldığım. Yani işte şimdi çıkış yapacağım bugün. Ama bu otele çok yakın. Biliyorsunuz otel değiştirdim ya. O yüzden bir oraya gideyim dedim. Vallahi arkalar dağınık yani. Zaten burada bir gece kaldım. Çıkacağım ama çıkmadan hemen sizi güncelleyeyim dedim. Şöyle mi konuşayım? Burada ışık daha iyi. Şöyle arkadaşlar, şimdi bugün Chiang Mai'ye gidiyoruz. 1 saat 15 dakikalık uçuş. Orada 2 gece kalacağız. Böyle doğa çok iyi falan yazıyordu. Yani hani öyle çok Pattaya'da mesela gece hayatı çok aktifmiş ve böyle hani hep gece hayatı ile ilgili bilgiler vardı. Oraya o yüzden böyle gitmek istemedim. Hani çok aman da gece hayatını yaşayayım modum yok açıkçası. Daha böyle bir sakinlik istiyorum ya. Anladınız mı? Daha sakin bir hayat. Arada tabii güzel oluyor yani hani dışarı çıkmak etmek de. Neyse, o yüzden Chiang Mai daha çok ilgimi çekti. Zaten Spencer sen gidersen ben de gelirim dedi. Ben gitmek istiyordum ama hani biriyle gitmek isterdim. Ben tek başıma gitmek istemiyordum dedi. Ben yani canıma minnet dedim. Öyle. Ondan sonra ben eşyalarımı onun kaldığı Airbnb'de 2 oda varmış. Belki son gece ben de o odayı bana hani kiralarsa verirse bir gece o odada kalacağım. O bütün evi kiralamış gerçi. Yani hani kal der büyük ihtimalle. Öyle ondan sonra zaten ne zaman uçak var? Cuma gecesi dönüyorum. Yani cuma gecesi dönüyorum. Cumartesi İstanbul'da olacağım. Şimdilik böyle bilgiler. Daha otel falan bakmadık. Ama hani bakmamız gerekiyor. Hani zaten tabii ki de iki farklı odada da kalacağımız için ayrı ayrı ödeyeceğiz falan. Otellerin fiyatı da çok düşük değildi açıkçası Chiang Mai'da. O yüzden hani bakacağız nasıl yapalım. Hani guest house'lar oluyor ya böyle. Hostel değil de daha makul fiyatlı yerler. Oralara bakalım dedik. Böyle yani hani çünkü ben kesin olarak hani böyle çok leş bir yerde tabiri caizse ya da pis bir yerde kalmak istemiyorum. Hani Tayland'dayız en nihayetinde. Ve ya ayrı ayrı odalarda da kalmak istiyorum. Tanımıyorum etmiyorum. Hani arkadaşım böyle yakın arkadaşımla kalırım da o yüzden o da hani dedim ben kesinlikle. Ayrı odalar, o da fiyatı yükselttiği için bakmamız gerekiyor. Yani bakalım böyle şimdilik durumlar. Size ben buradan manzarayı göstereyim. Sonra da bak pencereyi açtığımda daha da ışık geliyor. Daha güzel perdeyi, daha doğrusu pencere değil. Sonra çıkalım. Bakın manzarama. Bangkok. Müthiş değil mi? Çok sevmiyorum ben Bangkok'u ya. Bayılmadım yani. Böyle yürürken çekmedim, onu fark ettim. Ama kamerayı tutamıyorum, çalarlar falan, bir çekiniyorum, bir şey yaparlar. Tedirgin oluyorum.
Böyle bir yerde kalacağım bugün. Airbnb'den buldum. Şimdi iki gece kalacağım yere geldim ama yerleşmeden size göstermeyi unuttum. Yerleşmedim farz edin. Zaten çok eşya gelmedim. Çok eşya ile gelmedim. İki çanta var. Şöyle. Tek kişi ya da iki kişi için ideal. Ben tek kalıyorum. Burada işte eşyaları, atıştırmalıklarım vardı. Onları falan koydum. Yatak odam. Her şeyi böyle bıraktım şu anda. Üzerine falan filan. Böyle. Bence gayet tatlı. Hani minik zaten. Büyük bir şeye de ihtiyacım yoktu. Temiz olması önemliydi. Şöyle yerleştim hemen. Bir de size dışarısını da göstereyim. Merak edenleriniz olursa efendim, bence çık güzel çık. Görebilecek misiniz? Hadi şöyle göstereyim. Gerçi ışıktan çok gözükmüyor da şöyle açarsam. Bakın. Saat 7'ye geliyor bu arada. Burada böyle farklı farklı hani konut gibi burası. Apartmanlar var. Ya yani konut işte. Site gibi. Site yani bildiğiniz. Bayağı lüks ama bence Tayland için.
Odam banyoda bir köşe bulabildim sizlere. Çok mutluyum, çok mutluyum yani. Sizde bir köşe bulabildiğim için mutluyum. Aloha. Bugün 5. gün arkadaşlar. 5. günden aloha. Aloha olsun falan diye. Ay şu açıdan hala emin değilim. Şöyle mi yapsam? Heh, böyle daha iyi sanki. Yani sizi resmen musluğun üstüne koydum çünkü bir yer yok. Ben banyolarda yer bulamıyorum. Şöyle hani raf yapsalar falan sizi oraya yerleştirsem süper olur. Benim evimde de yok çünkü akşam rutini videoları falan çekmek istiyorum. Hani sizinle böyle konuşalım işte cildimi temizlerken, cilt bakımı yaparken yok yani bir şekilde. Zaten küçücük benim banyom. Neyse, yeni taşındığımız evlerde halledeceğim ben bunu taşındığım zaman. Şimdi şöyle... Böyle iyi duruyor muyum bu arada? Çok mu yer kaplamış olurum? Gerçi güneş kremi sürdüm. Kollarıma var ya böyle yapış yapış biraz hissettiriyor. O yüzden çok da süper hissetmiyorum. Ay ben konudan konuya dağılıyorum. Beni biliyorsunuz artık bazılarınız. Şunu söyleyeceğim size. Dün Chiang Mai'ye geldik. Burası başka bir şehir. Tayland'da zaten hani söylemiştim size geleceğimizi. Spencer benim Amerikalı arkadaşımla geldik. Lakin yani size olduğu gibi anlatıyorum. Kendisi bir kızla tanışmıştı Bangkok'ta. Yani bana dün anlattı. Zaten hani yeni olmuş. İşte bir süredir konuşuyorlarmış falan filan. Neyse online online konuşuyorlarmış. Burada tanışmışlar hani yüz yüze falan filan. Gelmeden önce de konuşmuşlar yani Amerika'dayken falan. Neyse sonra tanışınca bunlar böyle birbirlerinden çok hoşlanıyorlar. Dün de biraz böyle farklıydı yani tuhaftı. Ondan sonra uçakta da yan yana oturamadık. Check-in yapmayı unutmuş hani falan. Bende de bilgiler yoktu, o yapar diye düşündüm. Neyse ondan sonra dün yemek yedik işte dolaştık. Zaten size de vlogladım hani görmüşsünüzdür Chiang Mai'yi diye düşünüyorum buraya kadar. Dedi ki bana bu sabah normalde bugün 12'de buluşacaktık. İşte böyle parklara falan gidecektik. Ya da doğa hani buranın Chiang Mai'nin doğası çok güzel diye okumuştum ben. Zaten hani Pattaya'ya gitmektense burayı o yüzden seçtim. Bir de Bangkok bugün 32 derece burası 27 derece. Yani 5-6 derece fark var ve kesinlikle daha serin. Onu da söyleyeyim. Bu arada ben size anlatırken makyaj da yapayım diye hani kamerayı burada açtım ama makyajı unuttum. Bu arada sadece göz kalemi çektim. Hani onu işte sizinle konuşurken göz kalemi çekmek açıkçası zor oluyor diye. Ay benim evimde de böyle bir açı olsa banyoda ne güzel olur. Neyse gel gelelim. Bu sabah bana mesaj. Normalde bugün 12'de buluşacağız diye sözleştik, ettik. Dedi ki çok özür dilerim ama ben bugün 12'de dönmek istiyorum. Ben çünkü ona dün demiştim ki hani dönmek istiyorsan zorla burada olma. Hani kız da tabii bunlar 19 yaşında bir kız. Çocuk 21 yaşında. Genç yani. Bunlar gençler. Kanları kaynıyor yani. O yüzden arkadaşlar anlıyorum yani ben de gençtim. Ben de aşıktım falan diyeceğim yani. Gerçekten öyleydik. Genç ve aptaldık. We were young and stupid. Neyse yani hala genciz. Tabii de hani 19'lu 20'li yaşlar daha farklı oluyor. Özellikle 25'e kadar aşırı deli dolu. Yani ben öyleydim yani. Birçoğumuz öyleyizdir diye düşünüyorum. Bu çocuk Spencer dönmek istedi. Bana işte özür dilerim ama ben dönsem olur mu? Hani sen dün eğer dönmek istiyorsan dön demiştin falan dedi. Ben de evet dedim ama hani plan yapmıştık şaşırdım bayağı dedim. Ama ben git diyene kal demem dedim. Gitmek istiyorsan git tabii dedim. Ne demek dedim ya falan. O da çok özür dilerim ama işte hani burada kalırsam da kızla zaten dün konuşacaklardı. Ben işte o pazar yeri ya da neyse orası orayı geziyordum. O hani işten sonra kız arayacak. 10.30 falan gibi ayrıldık yani. Gideyim mi ben falan dedi. Tabii git dedim. Ya ben de kimseyi zaten zorla tutmak istemem sonuçta. Ama dün bana şunu diyordu. Kardelen ben seni bırakmam. Ben işte buraya beraber geldik. Hani sen olmasam ben gelmezdim. Ben olmasam sen de gelmezdin. Çünkü ben buraya tek başıma geleceğimi düşünmüyorum. Hani zaten bavulu bu arada onun evine bıraktım. Bavulu, torbayı falan taşıyamazdım yani. Hani gelemezdim. Çok dert olurdu. Ya saçma sapan. Ben o kadar yük taşımayı zaten sevmiyorum. Hani iki gün için uğraşmazdım. Hani Spencer'la böyle gelelim dedik diye. Hani biriyle gelelim dedim diye öyle geldik. Neyse ondan sonra sabah böyle bir mesaj almak şaşırttı. Ama yapacak bir şey yok. O yüzden arkadaşlar bugün beraberiz. 6.30-10.30 arası zaten böyle bir şehir turu almıştım. Yani beraber almıştık normalde de işte o dönünce ben yapacağım tabii ki. 6.30-10.30 arası böyle tuk tukla gezeceğiz. Hani temple'ları falan filan böyle hani
Bakalım buralı biri anladığım kadarıyla yani Taylandlı biri gezdirecek bize. Airbnb üzerinden böyle ayarladım onu. Onun dışında aslında ben güneşin batışını da görmek istiyordum. Ya gün batımlarını ne zamandır göremiyorum ve gün batımlarını izlemeyince mutsuz oluyorum biraz ya. Ya biliyorum saçma ama biraz mutsuz oluyorum arkadaşlar. Ne zamandır izlemedim. Burada da 6:20 geçe batıyor güneş ve tur 6:30'da. Yine göremeyecek, yine göremeyecek. Böyle yani. Yani size bunu anlatmak istedim. Bugün beraberiz. Şimdi onu diyordum. Bir kahve içeceğim ve iki farklı yere gideyim dedim. Grab diye bir uygulama var, Uber gibi böyle ama bayağı hani makul fiyatlı. Taksilerden falan da tuktuktan da ucuz. Yani zaten önceden hani fiyat veriliyor. Onunla iki kafeye falan gideriz. Böyle belki bir şeyler yerim. Bakarız yani. Hani çünkü çok sıcak burası. Sıcaklarda dolaşmak istemiyorum. Doğada da hani ormana tek başıma gitmem. Bir bakacağım. Bakalım neler olacak. Görüşürüz. İyi seyirler. Fark ettim ki bu seyahatte zaten hani Spencer'la gezdik bayağı da ilk defa tek başımayım. Bütün gün tek başımayım. Sizinle böyle çok konuşmadık ama kamerayı biri alır falan diye böyle elimden kaparlar giderler diye çekmiyorum. Ya burada bunu takmadığımda da gözlerim. Neyse işte şimdi bir kahve içtim falan filan. Şimdi başka bir coffee shop'a gideceğiz. Bu arada Kardelen neden böyle coffee shop gezip duruyorsun derseniz bunu bir iki vlogda mutlaka paylaşmışımdır. Ben böyle değişik kafelere gidiyorum. Hem kahveyi sevdiğim için hem de zaten böyle cool, güzel coffee shop'ların olduğu yerde farklı bölgeleri de gezme şansınız oluyor. Ben hep öyle çok yer keşfettim yani. Nereye gidersem gideyim aklınızda olsun. Benden size tavsiye kahve seviyorsanız tabii ki. Onun yanında bir de onun yanı sıra boba tea de içmek istiyorum. Böyle hani jeli olmayan bubble tea'ler var ya İstanbul'da da bayağı ünlü oldu. İstanbul'dan izlemiyorsanız da başka yerden de izliyorsanız bir gün denersiniz arkadaşlar hiç denemediyseniz. Ya da denemeyi düşünüyorsanız bence deneyin. Ama böyle patlayan değil diğeri daha güzel. Öyle. Şimdi taksiyi bekliyorum. Başka bir yere gideceğiz bakalım. Akşam tur var ona çok heyecanlıyım. Gezmeyi çok seviyorum ya gerçekten. Ezmesin arabalar. Bu arada burada trafik sağdan yani sağda direksiyon. O yüzden hani tam tersi bizdekinin.
Thank you.